Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Wall Street Journal'da Türkiye ekonomisiyle ilgili çıkan bir analiz haber var. Bence çok dikkat çekici arkadaşlar. Çünkü hem Merkez Bankası'ndaki değişikliği hem Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası üzerindeki etkilerini hem de bundan sonraki süreçte dövizin nasıl bir çalkantı içinde olabileceğini yazmışlar. Bunun detaylarını paylaşmışlar. Nitekim ben de videonun ilerleyen dakikalarında bu detayları sizlerle paylaşacağım ve piyasalara yansımalarını konuşacağız. Bakın bütün dünyada Amerika'sından Avrupa'sına, Avrupa'sından İngiltere'sine kadar Türkiye'deki bu başkan değişimlerinin ekonomiye yansımaları konuşulmaya başlandı ve bu büyük bir tedirginliği beraberinde getiriyor. Özellikle yabancıların Türkiye'den kaçışında hızlandıracak konulardan birisi. Bir başka önemli konuk Erdoğan'ın kongrede yaptığı altın ve döviz konuşmasıydı arkadaşlar. Bu konuşma bana 3-4 yıl öncesini hatırlattı. Nedense bunda yine detaylarını konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi bir araştırma önergesi verdi meclise. Bu önergede diyor ki 20 ay içerisinde 3 tane başkan değiştirdiniz. Ve bu başkan değişiklikleri sırasında dövizde çok ciddi dalgalanmalar oldu. Bu dalgalanmaları birileri önceden biliyor muydu ve bir haksız kazanç elde edildi mi? Bunu bir araştırın bakalım diye bir araştırma önergesi verdi Gürsel Tekin. Araştırılacağı konusunda çok ciddi şüphelerim var. Onu da belirtmek isterim. Biden yarın Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılıyor ve Liderler Zirvesi'nde sanıyorum ki hem Türkiye hem Çin hem Rusya meseleleri de görüşülecek. Türkiye ile ilgili yaptırımlar konusu gündeme gelirse bu da yine piyasalar üzerinde çok ciddi etkiler yaratacak gibi. Biden aynı zamanda biliyorsunuz ek bir paket gündeme getirdi. 3 trilyon dolar, 1.9 trilyon dolar kabul edilmişti. Şimdi hem istihdamı güçlendirecek hem de altyapı çalışmalarını güçlendirecek yeni bir paketten bahsediliyor 3 trilyon dolardan. Bu da gündeme geldiğinde altın fiyatlarındaki ciddi hareketler gözlenmeye başlanacak. Altın fiyatları ufak ufak kıpırdanmaya başladı zaten. Bunda temel nedeni Powell'ın enflasyonla ilgili konuşmaydı. Ne dedi Powell? Evet talep artabilir ama enflasyon üzerinde ciddi bir etkisi olmayacaktır. Bunun dolayısıyla bir faiz artırımı düşünmüyoruz dedi. Bu açıklamalardan sonra da Amerikan hazine tahvilleri artık pes etti ve 1.60'ın altına doğru gevşemeye başladı. 1.60'ın altına doğru gevşerken de altın fiyatları ufak ufak toparlanmaya başladı. Şimdi bir hazırlık sürecinde ama önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde önce 1800'ün üstü ardından da 2000 dolarların üzeri görülebilir. Bu konuyla ilgili özellikle sizleri uyarmak isterim. Suriyelilerle ilgili bir haber var. Türkiye'de çok sayıda Suriyeli göçmen var biliyorsunuz. Bunların 20 binden fazla KOBİ'ye sahip oldukları konuşuluyordu. Araştırmalarda bunu ortaya koymaya başladı. 1.4 milyon Suriyelinin de Türkiye'de aktif olarak çalıştığı tahmin ediliyor. Yine araştırmalara göre. Enteresan olan taraf sadece 50 bin Suriyelinin aslında çalışma iznine sahip olması. Bu Türkiye'deki büyük işsizliğin temel nedenlerinden birisi. Kontrolsüzlük ortada ve bu kontrolsüzlük yüzünden de pek çok Türkiye vatandaşı ne yazık ki işsiz geziyor. Bakalım bununla ilgili bir önlem alınacak mı, alınmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi rakamlara bir göz atalım. Rakamlar sonrasında da biraz önce bahsettiğim bu haberleri detaylı bir şekilde tekrar konuşuruz. Bakın şu an itibariyle borsa 1399 puan seviyesinde, bir ara 1400'ün üzerine attı kendisini. Özellikle burada varlık fonunun çok ciddi etkisinin olduğunu görmeye başladık. Bir yandan da yabancıların hızlı çıkışı varlık fonunun elinin daha da güçlenmesini beraberinde getiriyor. Yani borsa sığlaştıkça, yabancılar kaçtıkça varlık fonu daha rahat at koşturmaya başladı borsada. Dolayısıyla da hızlı bir şekilde istediği gibi yukarıya çekebiliyor. Böylece de ekonomimiz ne kadar iyi gidiyor görüntüsü veriyor ama tablo böyle değil arkadaşlar. Diğer taraftan hala yabancıların çok ciddi miktarda hisse senetleri var ve bu hisse senetlerini satmaya da devam edecekler. Neden devam edecekler sorusunun cevabını Wall Street Journal'ın haberiyle verelim isterseniz. Ondan sonra diğer rakamlara geçelim. Çünkü Wall Street Journal'ın haberi hem borsadaki sert çıkışları işaret ediyor hem de aynı zamanda dolardaki agresif yükselişleri ve çalkantıları, daha doğrusu dalgalanmaları işaret ediyor arkadaşlar. Onun için önemli. Diyor ki Wall Street Journal'daki haber, Türkiye'nin sorunu Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın kontrolünde olması değil, evet o bir sorun
Ama en büyük sorun o değil. Esas sorun Erdoğan'ın bu kontrolü kötüye kullanması diyor. Peki bu sonuca nereden varıyor? Gayet basit arkadaşlar. 20 ay içerisinde 4 defa Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirirseniz, görevden alarak değiştirirseniz, bu bütün dünyada, özellikle piyasalarda, özellikle yabancı yatırımcılar cephesinde sorgulanır hale gelir. Diğer taraftan Wall Street Journal dünyanın en çok okunan, en çok itibar edilen gazetelerinden, ekonomi gazetelerinden birisi arkadaşlar. Ve yatırımcıların hepsinin masasında da bu gazete bulunuyor. Büyük yatırımcılardan bahsediyorum. Emeklilik fonlarından bahsediyorum, sigorta fonlarından bahsediyorum vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar Wall Street gazetesinde böyle bir haber çıktığı zaman Türkiye ekonomisiyle ilgili kaygıların daha da arttığını söyleyebiliriz. Bir başka önemli noktayı da tabii ki vurgulamakta fayda var. Yabancılar bu haberden sonra çıkışlarını daha da hızlandıracaklardır. Aynı zamanda ekonomiste çıktı biliyorsunuz bu tür haberler. Ve tabii ki yabancı uzmanların da konuyla ilgili eleştirileri pek çok yerde boy boy görülmeye gösterilmeye başlandı. Dolayısıyla arkadaşlar bu riskin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü gösteriyor. Yine Wall Street Journal'daki haberde deniliyor ki doları baskılamak istemelerinin nedeni ithalatçı bir ülke olmaları, ithalat odaklı bir ekonomiye sahip olmaları. Benim uzun zamandır altını çizdiğim konulardan birisi biliyorsunuz. Yani mesele doların yükselmesi düşmesi değil, mesele Türkiye'nin yanlış bir ekonomik modele sahip olması, ithalat odaklı bir ekonomi olması, dolayısıyla üretmemesi. Üretmediği sürece de ve yurt dışından aldığı sürece de dolardaki hareketler hayat pahalılığı olarak karşımıza çıkıyor ve dolayısıyla da merkez bankaları ya da hükümetler doları baskılamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Esas büyük resmi görmüyoruz diye ısrarlı bir şekilde söylüyordum. Nitekim Wall Street Journal gazetesi de bu konuya değinmiş. Aynen şunu söylüyor. Türkiye ithal eden bir ülke. Onun için de kuru baskılaması gayet normal. Bunun için büyük uğraşlar veriyor diyor. Ve bunu yapmak için elinde çok da fazla silahı yok diyor. Tek silahın faizler olduğunu işaret ediyor. Faizleri yükselterek bugüne kadar kuru baskılamaya çalıştılar. Ama faiz silahı da artık kullanılmayacak gibi görünüyor. Çünkü hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de yeni atanan Merkez Bankası Başkanı faiz indirim yönlü hareketler yapacak gibi görünüyor diyor haberin içerisinde. Bunun sonrasında, yani faiz indirimleri sonrasında oluşabilecek döviz hareketlerini engellemek için de ellerinde tek bir şans kaldı diyor. Sermaye kontrolü veya kur çıpası. Yani kur sisteminin değiştirilmesi, sabit kur sistemine belki geçilmesi diyor. Elinde bir silahının cephanesinin kalmadığını da eksi rezervlerle işaret ediyor. Wall Street Journal'da Merkez Bankası rezervlerinin eksi 20 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ama biz biliyoruz ki eksi 50 ile 60 milyar dolar civarında bir eksi rezerve sahip Merkez Bankası, özellikle swaplar çıkartıldığında. Bakın 20 milyar ya da 50 milyar çok bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Merkez Bankası rezervlerinin dımdızlak olduğunu herkes görüyor, biliyor ve yazıyor. Şimdi buradaki en kritik konulardan birisi tabii ki sermaye kontrolü meselesi ya da kur çıpası meselesi arkadaşlar. Niye bu kadar tehlikeli? Çünkü yabancıların kaçması için çok somut nedenler bunlar. Eğer ki yabancılar böyle bir şey olmasa bile bunun tedirginliğini yaşamaya başlarlarsa koşa koşa Türkiye'den kaçmaya başlarlar ve başladılar arkadaşlar. Londra'daki swap faizlerinin bir anda 1400 seviyesine fırlaması da bunun en net göstergelerinden birisi. Yabancılar maliyetli de olsa maliyetsiz de olsa fark etmez, borsadan ve Türk lirası piyasasından kaçmak için ellerinden gelen ne varsa yapacaklar ve yapıyorlar arkadaşlar. Bu da kurdaki sert hareketlerin yaşanmasını beraberinde getirecek. Dolayısıyla bugün ekranda gördüğümüz 7.90-95 aralığı aslında fırtına öncesindeki sessizlik rakamı, bunu özellikle belirtmek isterim. Keza yine borsada gördüğümüz 1400'lü seviyelerde fırtına öncesi sessizliği işaret ediyor. Yabancılar Türkiye'den tam anlamıyla çıkana kadar bu fırtına devam eder. Yabancılar çıkarken de o kadar büyük tahribat verirler ki aynı zamanda kurum ve kuruluşlar da yabancıların bu dalgasına katılmak zorunda kalacağı için, aynı zamanda bir yıl stop patlayacağı için borsadaki düşüş eğilimi hızlanır, kurdaki yükseliş eğilimi de hızlanır arkadaşlar. Bunu işaret ediyordum sizlere. Nitekim bu haberde bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili son derece
tedirgin. Nitekim kongrede her ne kadar her şey iyi gidiyor, siz felaket tellallarına falan bakmayın dese de esasen söylediği mesele altın ve dolarlarınızı yastık altında saklamayı bırakın, bunları Türkiye ekonomisine getirin demesiydi. Evet, Türkiye ekonomisine katılım bankalara, bankalara yatırın demesiydi. Demek ki bankalarda ya da katılım bankalarında döviz ve altın hesaplarıyla ilgili de ciddi sorunlar var. Onun için yavaş yavaş evdeki dolara, altına gelin demeye başladı Sayın Cumhurbaşkanı. Hatırlıyorsanız bundan 3-4 yıl önceydi galiba. 3,5 liraydı dolar. O dönemde de altınızı, dolarınızı satın, bakın dolar yükselmeyecek, düşecek falan gibi ifadeler kullanmıştı. Onun sonrasında da 8 lirayı zorlayan bir dolar kuru görmüştük. Aynı tabloyu bir kez daha görüyoruz. Sayın Erdoğan ne zaman bu tür açıklamalar yapsa benim tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Demek ki bir kur kırılması geliyor diye düşünmeye başlıyorum. O günlerde 3,5 liradan 8 liraya gittiyse kur, demek ki bugünlerde de özellikle bu faiz kararları sonrasında, yani olağanüstü ya da olağanüstü olmayan faiz indirimleri sonrasında da kurda çok ciddi ataklar olacak. Hele ki bu sermaye kontrolleriyle ilgili herhangi bir sinyal gelirse ya da kur sistemindeki değişiklikle ilgili herhangi bir sinyal gelirse o zaman ataklar çok daha sert olmaya başlayacak. Dolayısıyla arkadaşlar biz doların ikiye katladığını bir anda görebiliriz. Yani bir sabah uyandığımızda 15-16 lira civarında bir dolar kuru görürsek kimse şaşırmasın, çünkü gidişat onu gösteriyor bize. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları da aslında onun endişesiyle yapılmış açıklamalar. Yani dövizinizi satın, dolarınızı satın, altınızı satın demek yerine bu kez dolarınızı, altınınızı katılım bankalarına getirin. Onun karşılığında işte size bazı başka yatırım araçları sunsunlar onlar. Biz de o doları, altını ekonominin içerisinde kullanalım da biraz elimiz rahatlasın demekten başka bir şey değil bu. Büyük bir itiraftır arkadaşlar. Demek ki sadece Merkez Bankası değil, bankalarda dımdızlak şu anda. Hem döviz konusunda hem de altın konusunda bence çok dikkat çekici bir açıklamaydı. Gelelim euro ve sterline arkadaşlar. Euro ve sterlinde de yine yukarıya hareketler dolarla birlikte eş güdümlü olacaktır. Şu anda euro 9.42 seviyesinde, sterlin 10.92 seviyesinde. Hatırlıyorsunuz %8 civarındayken faizler hem dolar hem euro hem sterlin bu seviyelerdeydi. Nitekim bu kez hem faiz yüksek, %19'lara gelmiş durumda, hem de dolar, euro, sterlin gibi para birimleri o düşük faiz seviyesine gelmiş durumda. Yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ortamına girmiş durumdayız. Arkadaşlar bu konuyla ilgili uyarılarımızı elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ama kimsenin dinlediği yoktu. Şimdi biraz da pariteyi konuşalım. Uluslararası piyasalarda parite ne pozisyonda? 1.18.26'ya gelmiş durumda. Bence paritenin gevşemesinde Biden Avrupa Birliği liderleri görüşmesinde önemli etkisi var. Çünkü Trump döneminde Amerika ile Avrupa Birliği baya kopma noktasına gelmişti arkadaşlar. Aynı zamanda NATO ile ilgili sorunlar vardı biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler ile ilgili sorunlar vardı. Bu dönemde hepsinin tamir edileceği konuşuluyor. Amerika ile Avrupa Birliği'nin çok daha güçlü hale gelmesi, aynı istikamette ilerlenmesi meselesi de konuşuluyor. Bu konuyla ilgili hem Biden hem de Avrupa Birliği'ndeki liderler benzer açıklamalar yapıyor arkadaşlar. Demek ki Amerika herhangi bir ülkeye yaptırım uygularsa Avrupa Birliği de uygulayacak. Avrupa Birliği herhangi bir politik süreci başlatırsa Amerika da aynı politik süreci, uluslararası süreci başlatacak. Nitekim arkadaşlar bunu da açıklamasını yaptılar. Bundan sonra ortak politikalar izleyeceğiz dediler. Türkiye'nin işi bugünden sonra daha da zorlaşıyor. Avrupa Birliği'ne gideyim ayrı konuşayım, Amerika'ya gideyim ayrı konuşayım gibi bir politika izleme şansı kalmadı. Her ikisine de ortak açıklamalar yapmak zorunda kalacak. Avrupa Birliği ile Doğu Akdeniz konusunda ayrışırım ama Amerika ile ilişkilerimi sürdürürüm. Ya da Amerika ile S-400 konusunda ayrışabilirim ama Avrupa ile ilişkilerimi sürdürürüm dönemi bitmiş durumda. S-400 Amerika'nın meselesi olmayacak bundan sonra, sadece Avrupa Birliği'nde meselesi olacak. Ya da Doğu Akdeniz meselesi Avrupa Birliği'nin meselesi olmayacak bundan sonra, Amerika'nın da meselesi olacak. Ve Türkiye bu konularda her iki ülkeyle de ya da her iki yapıyla da muhatap olmak zorunda kalacak.
Katsayı yaptırımlarıyla Avrupa Birliği yaptırımlarının bir kez daha gündemde olduğunu da işaret etmek istiyorum. Neden gündemde? Bir taraftan Halkbank davası var. Öbür tarafta S-400 ile ilgili şu ana kadar somut bir adım atılmış değil Türkiye tarafından. Yine bir başka konu Doğu Akdeniz konusunda, evet şu anda herhangi bir gemimiz yok, geri adım atmış gibi görünüyoruz ama Avrupa Birliği Amerika ile eş güdümlü hareket ederse, özellikle S-400 konusunda ve Türkiye'ye yaptırım uygularsa muhtemelen bizimkiler de tekrar Doğu Akdeniz'de boy göstermeye çalışacaklar. Hem Avrupa Birliği hem de Amerika yaptırımları daha da keskinleştirecek. Bunun da ekonomi ve piyasalar üzerinde, özellikle de dolar cephesi, döviz cephesi üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Bakın, bu hamleleri şimdiden görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hamasi söylemler tamam ama hamasi söylemleri bir tarafa bırakıp mantığımızla hareket etmeye başlarsak aslında Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ne tür risklerle karşı karşıya olduğunu daha net görürüz. Bunun cebimizi, ekonomimizi nasıl etkileyeceğini de çok daha net bir şekilde görmeye başlarız. Ne katsa meselesi ne de Avrupa Birliği yaptırımları meselesi bitmiş değil. Özellikle bu İstanbul Sözleşmesi masada olduğu sürece. Biraz önce de bahsettiğim ekonomisten Wall Street Journal'ına kadar sabit kur sistemi ya da sermaye kontrolü gibi meseleler konuşulduğu, haber yapıldığı, yazıldığı, çizildiği sürece Türkiye'nin işi zorluğunu korumaya devam ediyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Parite cephesini konuşuyorduk. Evet, parite Avrupa-Amerika ilişkilerinin düzelmesiyle birlikte daha da gerileyecek gibi görünüyor bana göre. 1.18 aşağıya doğru çok hızlı bir şekilde kırılırsa 1.15'e giden bir parite görebiliriz. Özellikle yarınki görüşmeler ve açıklamalardan sonra. Faiz cephesinde tahvil faizleri, gösterge tahvil faizleri %20'nin üzerine çıktı. Bu ne demek? Gösterge tahvilleri Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirebileceğini işaret ediyor bize. Altının onsu, bana göre altının onsu fırtına öncesi sessizliği en net yaşayan enstrümanlardan birisi haline geldi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar, bakın, bir taraftan Amerika'nın hazine tahvilleri geriliyor. Öbür taraftan Biden arka arkaya paketler açıklıyor ve dünyada da riskler artıyor. Doğu ile Batı arasındaki stres ortamı artıyor. Yani Amerika ile Avrupa bir tarafta, Çin, Rusya, İran, Türkiye hatta bir tarafta. Ve bu iki taraf arasında ilişkiler her geçen gün biraz daha geriliyor. Öbür taraftan korona ile ilgili riskler artıyor. Aşılar evet işe yarıyor kısmen ama yayılım hızı da kontrolsüzce devam ediyor. Ve mutasyonlar da piyasaları etkilemeyi, ülkeleri etkilemeyi devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu gelişmelerde altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Bu yıl içerisinde o hedef olan 2300-2500 dolarları görecek. Yükseliş eğilimini de devam ettirecek. Ve buna bağlı olarak da gram altın fiyatları da artmaya devam edecek. Dolar kurunun da yükselmesiyle birlikte bugün 440'lar civarındaydı. Geldiğimiz ilk nokta olan gram altında 540 lira seviyesine geri döneceğiz. Sonrasında da yükseliş eğilimi hem onsun yükselişine hem de Türkiye'de doların kırılmalarına bağlı olarak hızlanacak. Bu sene içerisinde en iyi ihtimal 700 liralık bir altın, en kötü ihtimal 1000 liralık bir gram altın görebiliriz. Onu da bir not olarak kenara koyalım. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.